Kızlar, yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden sonra ben Türk marketine geldim. Birkaç eksik var salamlardan. Onları alıp annemle geçeceğim. Halit öğlenci biliyorsunuz ve o işe gitti. O da Lidl'den birkaç bir şey lazımdı. Onlara almaya gitti. Ben de Türk bakkaldan alacağım. Çünkü buraya gelmişken Türk bakkalını vurayım dedim. Küçük patlıcanlara bakın. Acur gelmiş. Bir tane alayım da annemgille yiyelim. Bir iki tane alayım da. Kızlar, hemen aldıklarımı size göstereceğim. Şöyle hemen sucuk aldım. Şöyle. Ondan sonra şunları aldım. İki paket makarna aldım. Kelek gelmiş. Şöyle kelek aldım. Annem güle getireyim diyoruz. Ondan sonra çocuklara şöyle okula koymak için salam aldım. İki paket. Şu olmaz olmaz salamlardan aldım. İki paket. Bunların fiyatı da çıkmış 6 euro. Şöyle küçük sosis aldım. Sonra burada çekirdek var. Sonra yine şu bisküvilerim var. Gece oturunca yiyor. Şöyle bir tane salam aldım kahvaltılık. Sonra şöyle bir tane sosis aldım. Burada da acur var kızlar. Bunu annemgile götüreyim şimdi. Yeriz hep beraber. Kızlar, biz şimdi annemgilde kahve yapıyoruz. Kahve içeceğiz. Kızlar, şöyle bir karışık salata yaptık şimdi yemek için. Ve et yapmış annem. Burada da pirinç pilavı var. Yemek yiyeceğiz birazdan. Gel. Kızlar, kelekle acurun soyduk şöyle. Şimdi bunu yiyeceğiz. Anne, çok tuzaklısın. Güzel. Bunun kilosu. Bunun kilosu 5.99'du. Acurun kilosu da 4.99'du kızlar. Aşırı pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Yani tam mevsimi. Ben daha yeni eve geldim. Arkadaşlar, evini uyuttum. Yolda uyudu ama eve getirdim, taşıdım. Yukarı kadar kapıdan geldikten sonra gözlerini açtım maalesef ve uyandı. Annemgilde pek bir şey çekemedim. Çünkü maalesef kötü bir haber aldık. Teyzemin eşi, yani en büyük teyzemin eşi Denizli'de yaşıyorlar. Aynı zamanda öz teyzemin eşi aynı zamanda benim babamın amcasının oğluyla evli. Babamın kuzeni yani. Bugün kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiş. Bilet bulamadım maalesef. Tek bir bilet vardı. O da Viyana'dandı. Saat 7'de kalkıyordu maalesef. Ve biz öğrendiğimizde 5'e geliyordu herhalde. Biz de internetten gördük. Yani dayım görmüş arada annemi. Hani acaba gerçekten mi diye. Maalesef doğru çıktı. Ama çok geç olduğu için buradan Viyana 350 km Salzburg'dan Viyana ve yetişemeyeceği için o iptal oldu. Sonra ben Turkish Airlines'ı aradım. Hani dedim başka bir yerden var mı uçak falan diye. Maalesef yoktu. Sonra bir tane buldum. O da sabah uçuyor Münih'ten. Saat 10.30'da İzmir'de oluyor ama İzmir'den Denizli'de yine 3 saat. Ve saat 2'de defnedilecekmiş Denizli'de. O da Zeitlichen Aussehen yapmıyor. Yani zaman yetişmiyor. İşte kızlar, gurbet böyle bir şey maalesef. Ne? Kızlar, telefonum kafayı yiyor. Tam ne diyecektim? İşte burada gurbette olduğunuz için ne insanların ölümüne gidebiliyorsunuz hop diye. Ne insanların düğününe gidebiliyorsunuz. Misal ben hiçbir kuzenimin düğününe gitmedim. İster miydim? Tabii isterdim ama olmadı maalesef. Hiçbir tanesine denk gelmedim. Tabii isterdim böyle abiye giymek, düğüne gitmek. Sonuçta kuzenim evleniyor ama olmadı maalesef. Ve benim bütün akrabalarım
Hepsi Türkiye'de maalesef. Yani burası annem babam, bir kardeşim var. Anne, teyze, hala hiçbir şey yok. O yüzden akrabalarınızın değerini bilin. Çok sıkı olmayın ama arayı da açmayın. Maalesef giden gitti. Allah mekanını cennet eylesin. Başka diyecek bir şey bulamıyorum kızlar. Sabah yaptığım alışverişi daha yeni topluyorum. Saat 9.30'a geliyor. Halit'e tost ekmeği aldırmıştım. O da gelsin, tost ekmeğiyle çocuklara yemek hazırlayacağım. Maalesef babam uçamıyor Türkiye'ye. İşte dediğim gibi uçak bileti yok. Vallahi çok zor olur. Burada o kalanlar için çok zor. Ama sağlık olsun. Allah teyzeme, kuzenlerime sabır versin. Geride kalanlara sabır versin diyorum. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Kızlar az önce de evini ayağımda salarken yorumda okudum da bu şeyi ben şey anlamıştım, böyle bir kutuya koy anlamıştım yorumda. Ama dediği de çok mantıklı takipçimin, Allah razı olsun, böyle bir saksıya koy diye. Çok mantıklı. İnşallah öyle bir saksı bulursam oraya alıp koyacağım. Güzel olur. Hem de üstte telefon var kapı açmak için. Altta da o rafı çekerim. Oraya bir saksı yaparım. Onu da oraya koyarım. Buzdolabı açık kaldı. Bağırıyor. Neyse kızlar. Benim bugün pek halim yok daha fazla konuşmaya. Bir de bende sıkıntı kızlar. Ben ağlayamıyorum. Benim dedemle babaannem aynı anda kazada öldü maalesef. Ve ben o zaman Esilel Eslina'yı dünyaya getirdiydim daha. Kaç aylıklardı? 2-3 aylık mı neydi işte. Ve ölüm haberini aldıydık dedemin, anneannemin, işte ebemin, öyle diyeyim. Ben orada bir kere ağladım. Bir daha da ağlayamadım kızlar. Böyle dizi falan bakınca ağlarım. Gerçekten ağlarım. Ama böyle birisi öldü gerçekten. Hani biliyorum birisinin öldüğünü, o zaman ağlayamıyorum işte. Ağlayamıyorum. Bak bugün de biliyorum. Hani içim böyle kötü, sonuçta tanıyorum. Hani çocukluğumda kaç kere gördüydüm. Teyzemin kocası sonuçta. Ama ağlayamıyorum. Hani bütün duygularımı içimde yaşıyorum. Biliyorum iyi değil, sağlıklı değil ama işte elimden gelen bir şey yok. Gözlerim doluyor ama ağlayamıyorum. Böyle konuştukça sanki ağlayasım geliyor ama olmuyor. İşte o dedemle baba annemin ölümünden sonra ben çok etkilendim. O zaman da işte yeni doğum yapmıştım. Ve dedemle babaannemi 5-6 senedir görmemiştim o zamanlar. Evlendiğimden beri işte nasip değilmiş. Allah'ın mekanlarını onların da cennet eylesin. Çok konuşmayın kızlar. Ben bunları toplayayım. Ondan sonra bilmiyorum, artık bir oturayım. Yarın görüşürüz. Kızlar, herkese aksi günler merhaba. Ben hemen size bir şey göstermek istiyorum. Bakın dün Halit Gül'e gitmişti. Ben bundan istiyordum aslında pansiyon. Böyle yüzmekten sonra çocukları giydirmek için böyle havlu niyetinde şapkası var. Esilere Esin'in vardı ama evinin yoktu. Dün kendine ekmek almaya gittiğinde bulmuş bundan. Bu 4.79'a gelmişti Lidl'e kızlar. Aslında hiçbir umudum kalmamıştı yoktur diye ama işte bizim filiale, yani bizim benim çalıştığım yer köy olduğu için böyle bazen böyle şeyler bulunabiliyor. Bunu da evin içine almış kızlar. Şimdi Halit işe götürdü, işe diyorum, okula götürdü kızları. Sonra da bakalım ne yapacağız artık. Halit diyordu kahvaltıya gidelim. Bakalım bir evinle birlikte. Ama sonra görüşürüz. Böyle kumaşı da gerçekten güzel. Kızlar bir şimdi hazırlandık ve gidiyoruz. Biz buraya geldik ve şimdi kahvaltı yapacağız. İlk kez geliyoruz daha buraya. Bayağıdır açıktı. Bakalım neler varmış. Biz şimdi birer serpme kahvaltı ve çorba söyledik. Ben kelle paça, Halit de işkembe. Yaparsın kendini. Evet, bu kelle paça. Kızlar biz şimdi çıktık. Acayip şiştim. Çorba yetiyordu aslında. Keşke sadece çorba içseydim. Serpme kahvaltıdan maalesef
pek bir şey yemedik. Allah affetsin ama işte insan bilemiyor. Acaba kötü oldum çorbadan sonra. Karnım ağrıdı. Şimdi çıktık işte Halit benzin dolduracak. Ondan sonra da bir Ekçin'e bakalım dedik. Sonra eve gideriz, çocukları alıp saat 10-10.30 şu an. Şu saçların burasına da dökülmüş. Kızlar Ekçin'e geldik. Biraz bakalım neler varmış. Ondan sonra size aldıklarımı evde gösteririm kızlar. Bunlar benim de var evde, çok güzel. Desertler. Şunlar güzel kokuyor aslında. Şu çoraplardan Halit'e alsam mı acaba, bir soralım mı? Peki gel aş evin. Yürü. Annem. Evin annem. Bugün günlerden ne? Mittwoch. Normalde bizim Mittwoch Liefer'ın geliyormuş. Ama şu anda hiçbir şey bulamadım yani bize. Gel annem. Birkaç kişi söylemişti Mittwoch'ları Liefer'ın geliyor diye. Ama maalesef şimdilik bir şey bulamadım. Ay şu mumlara bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Evin gel baba, görmeden alalım. Baba der her zaman mum alıyorsun diyor. Her zaman mum ama yakıyorum. Gerçekten her akşam mum yakıyorum evde. Çok seviyorum. Şunun duruşu çok güzel ya. Ama koku olarak en güzel koku bu. Gerçekten evi kokutuyor. Benim evi o kadar çok kokutmuyor. Çünkü benim oturma odası çok büyük. Bir arkadaşın evine gittim Seda'nın. Gerçekten o kadar güzel kokuyordu ki evi size anlatamam. Şimdi... Saksı var mı bakıyorum, saksı. Takipçim yazmış dün işte saksı koy diye oraya. Ama saksı da yok. Yürü anne. Kızlar şunları alıyorum. Ama maalesef bir tane daha olsaydı çok güzel çerezlik. Böyle misafirleri için çok güzel bir çerezlik ya da kahvaltı ya da kullanabilirsiniz. 3-5 tane var sadece. Öf, bir tane daha bulsaydım keşke. Bunlar biraz daha koyu renkte. Bunlardan da sadece 4 tane var. Yani şu açık renkte olanlardan 5 tane var. Öf, keşke bir tane daha bulsaydım. Beş tane. Şöyle büyük yerden. Çerezlik için çok güzel. Yağmur küçükleri alayım şimdilik kızlar. Pizza tabağı. Wow, eşkeğin. Moralim bozuldu. Ana bunlar da çok güzel. Ya. Maalesef kalmamış. Neyse 5 tane alalım. Bir şey olmaz. Şu şivanslar da kötü durmuyor aslında. Aman. Yoksa dolduracağım bir sürü yine. Şimdi evin araba biniyor. Hemen ekmek almaya oturdum Halit'in işe. Ekmek aldım bu villadan. Ve şimdi eve gideceğiz. Yani çocuklar almaya gideceğiz. Ekçin'den de çıktık. Öyle işte. Bağlama yok, hadi gidelim. Esin'e Esin'e gideceğiz. Hadi sür 2 dakika. Düt düt. Aldıklarımı evde gösteririm artık kızlar. Kızlar biz şimdi eve geldik. Hemen çocukları almaya gitmeden size Ekçin'den aldıklarımızı göstereyim. Şöyle çöp poşeti aldım. Sonra sebebini söylerim. Şunlardan bulduklarımı aldım kızlar. Şöyle hem kahvaltıya kullanırsınız el yapımı.
hem de böyle çerez falan koyarsınız diye. Ama sadece 5 tane vardı maalesef. Keşke bir tane daha olsaydı da alsaydım bu renkte. Öbürkü biraz daha koyuydu. Ama bu böyle bakın evime uyuyor diye aldım. Bir tane Fort için şöyle saat almış Halit. Şöyle çikolata. Ondan sonra şundan aldım bir tane daha. Bu da iyi leke çıkarıyor. Sonra çocuklara şöyle bir şeker aldım. Halit bundan aldı. Biliyorsunuz babama şey yapıyor. Siz söyleyin. Neydi o ya? Tesbihlik yapıyor. Bundan aldı. Tesbihleri asmak için. Hakenler var bunun içinde kızlar. Şundan almış. Ay Vin ısırma annem onu. Sonra bundan aldım. 2 paket karamelli. Bunlar güzel oluyor. Sonra aslında bunu Aldi'den alacaktım ama bulmuşken alayım dedim. Cumartesi günü Aldi'ye 1,5 oraya geliyor bunlar kızlar. Haftaya Aldi'ye. Ama burada 3 euroydu. O yüzden buradan aldım. Evin için. Yüzmeye gidince böyle bağlayabiliyorsunuz. Sonra benim çocuklar böyle hep veşeklamalarımı kırmıştı. Veşeklama aldım. Sonra Halit bu LED'den almış kızlar. Bu ne kadar fiyatı? 10 euro. 10 euroymuş evet. Bunu aslında şey biz böyle bir LED alıp televizyonun arkasına yapmak istiyorduk ama bunu babamın şeyine yapacakmış Halit. Tesbihliğine. Sonra şöyle bir çöplerimi aldım küçük banyo için. Sonra bu hakenlerden de almış. Sonra bu ne? Universal transparent şey silikon almış. Şöyle bir çöp. Hey ne yaptın? Kızlar bunu da şey için aldım. Kurban Bayramı geliyor biliyorsunuz. Et poşetlemek için poşetim yoktu. Öbür poşetler de yoktu. Bundan aldım. Sonra evine yine parfüm süz çantası için ıslak mendil. Sonra bundan bu gördüm. Bunu aldım. Olmazsa olmaz. Mumum. Sonra halı için şu fırçayı aldım. İlk kez deneyeceğim. Sonra Halit'e böyle bir tane çorap aldım. Sonra Halit yine spreyi almış. Şey yapmak için işte o tesbihliği boyayacak sonra. Sonra tuvalet spreyi aldım böyle kızlar. Ve çocuklara böyle yüzme havuzda oynamaları için oyuncak aldım. Toplam hepsine 70 euro para verdim şuraya kızlar. Bir de evin elinde şöyle bir tane oyuncak var gumi. Onlar oynuyor şu an. Ondan sonra başka bir şey almadım kızlar. Sonra Halit'e şimdi ekmek aldım işe koymak için. Onu yapacağım birazdan. Hemen makarna suyu koyuyorum. Burada hemen şu olsun. Altını kısayım. Yavaşça kaynasın. Sonra çocuklara makarna yapacağım gelince hızlıca. Daha ne yapabilirim diye düşündüm de çorba da yokmuş hazırydı. O kadar alışverişe gidiyoruz ama hiçbir şey yok. Hemen çocuklara şöyle bir salamlı makarna yaptım. Salamı böyle tereyağında pişirdim. Önce kavurdum. Sonra haşladım. Tereyağın içine koydum. Ay makarnamı. Şöyle Shrimp noodle gibi. Onları şimdi bunları yedireceğim. Ben şimdi çocuklar yemeği yedi ve ben çöp poşetini alıp çocuk odasına gidiyorum. Burada da videoyu kapatıyorum. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Halit'in şey yapmaya başladığında, tespihlik yapmaya başladığında biraz videoyu çektirdim. Onu bunun sonuna eklerim ama birkaç gün önce gece çekilen bir videodu. İnşallah bitince sonucunu size çekeceğim. Konuşamıyorum çocuklar çok bağırıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka vlogda görüşmek üzere. Bay bay. Kayıt. Çekiyorum. Konuşursana. Ne ne yaptığını. İnsanlar şimdi nereden bilecek sen ne yapıyorsun? Tesbihlik. Tesbihlik. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an 4 tane... Ne onlar? Türkçesi? Ne? 4 parçaya birleştirdiğin şey ne? Winkle kestim. Türkçe. Köşe kestim. Ahşap. Şunlar mı? Aha. Çıta. 4 tane çıtayla şu an. 4 tane çıtayı birleştirdi şu an ve klebayla, yapıştırıcıyla yapıştırdı. Tabi onu daha sabitlenecek şu an sadece sabit dursun diye. Evet, işten gelir gelmez bunu yapıyor kendileri. Sabah gitti malzemeleri aldı. Şimdi de bunları sabitleyecek. Üstüne de ne aldıydın? Plexiglas'ın Türkçesi ne? Cam işte. Cam aldı. Sahte cam. Sonra şu yanlara büyük tahta kesecekmiş.
Bunu böyle bir dolap şekline getirecek. İçine de tesbih asmak için led düşeceğim. Led mi? Led ne? İçine düşeceğim. Led'i böyle düşeceğim. Yani şuradan bir yere delip İçten geçeceğim. Yapacaksın ama değil mi? Şuradan bir yere delip açacağım. Led'i içine geçireceğim. Yapıştıracağım. Sonra yanına da şey yapacağım. Ya pilli alacağım ya da ştekkalı alacağım. Bence pilli daha mantıklı. Ştekke çok tasarrufsuz bir şey. Dur şu. Evet, sonucu ben de merak ediyorum. Açılıp kapanan bir tesbih dolabı olacak. İçine Haken de yapacağım mı? Çivi çağıracağım. Yok. Haken aldın mı? Bunları yaparım. Onları alabilirsin. Ekşinden de vardır kesin. Evet, sonucu sonra gösteririz. Gece gece dayanamadı, yine yapıyor kendileri bu işi. Şimdi aldığı camı ortadan kırıyor ve onu onun üstüne yapıştıracak. Her yere cam dağıtıyorsun. O çocuğun ayağına girmez mi? Ha, çelik? Ha? Çelik. O çocuğun ayağına batar mı? Ta şuraya da fırladı iki tane. Senin son süpürüm sonra.